Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle beraberim. Uygulama sınav sorularını, SRC uygulama sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. Bugün 5 Ocak ve 18 Ocak 2020'de çıkan yeni uygulama sorularını, örnek soruları, çıkan soruları beraber değerlendireceğiz. Hepinize başarılar diliyorum. Çözmeden sınava girmeyin uygulama sınav sorularını arkadaşlar. Uygulama sınavında 3 tane soruluyor. İkisini bilmemiz gerekir. 60 saniye süremiz var. Yazılı ve uygulama sınav sorularının 4 hak biliyorsunuz. Teorik sınavı geçtikten sonra uygulama aynı gün aynı yerde yapılmaktadır. Birinci sorumuz. Evet. Bakalım birinci sorumuz. Görseldeki levhanın adı nedir? Yine bir trafik sorusu. Refüj başı, B ana yol, C tali yol. Evet. İşaretin adını sormuşlar bize. Tabii ki gördüğünüz gibi ana yol işaretidir. Bursa. Evet, Bursa'da doğru verilmiş. İkinci sorumuza bakalım. Görseldeki araç sürücüsü sisli havada nasıl davranmalıdır? Sisli havada hızını artırmalıdır. A seçeneğini de vermiş bakın. B'de takip mesafesini artırmalıdır. C'de takip mesafesini azaltmalıdır. Evet, sisli havalarda hızını azaltacak takip mesafesini artırması gerekir. Dikkat ederseniz burada takip mesafesini artırmalıdır. Cevabımız Bursa'da verilmiş. Üçüncü sorumuz yine bir trafik polisi işareti sorusu. Bakın. Evet. Resimde görmüş olduğunuz polis işareti neyi ifade eder? Evet. Trafik polisinin bir kolu yanında diğer kol yukarı kaldırılmış. Polisin önüne bakan araçlar geçer. A'da. B polisin kol istikametine bakanlar geçer. C'de polisin bütün yönlerine bakan araçlar beklemelidir. Evet bakın trafik polisinin bu hareketi bütün yönlere yolun kapatıldığını bize bildiriyor. Cevabımız Ceyhan'da doğru verilmiş. Hedef başarıysa doğru yerdesiniz arkadaşlar. YouTube dediğim şeker akademi kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. %100 SRC mülakat ve yazılı sınavları kazanma garantili örnek soruları kaçırmayın arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.